Yarışmacılar ikinci gün teknik etapta Arda'nın tarifi olan profiterol yapacaklar ve tariflerini hazırlamaları için sadece 75 dakikaları var. Ayrı bir kapta şeker, yumurta ve nişastayı çırpın. Tamam. Kaynayan sütten birer kepçe alıp nişastalı karışımı sulandıracağız. Ve tencerenin içerisindeki süte yedirin. Kısık ateşte kaynatmalayacağız. Yani muhallebi yapacağız. Hamuru yaparken doğru kıvamda hazırlamaları, yumurtaları tek tek kırmaları ve iyi bir şekilde hamuru hazırlayıp çırpmaları lazım. Ama ondan daha da önemlisi içine koyacakları kremayı sabırla ve doğru bir teknikle hazırlamaları lazım. Aksi takdirde krema un kokar ve topak topak olur. Hamurda hiç istedikleri gibi böyle kıtır ve çıtır bir kıvamda olmaz. En çok bu ikisine dikkat etmeleri gerekiyor. Yarışmacılar tariflerine profiterolün hamurunu yaparak başlıyor. Hatice Sandık 16 Ekim 1986 İzmir Ödemiş doğumlu. Nişanlı olan Hatice Hanım Mayıs ayında evlenmeyi planlıyor. Yarışmacıların tarifleri uygularken ne kadar dikkatli oldukları gözlerden kaçmıyor. Allah'ım, sana geliyorum ya Rabbi. Taha Bakıcı. Taha 23.4.1991 Düzce doğumlu. Mutfakta yemek yapmak vazgeçilmez zevklerinin arasında olduğunu söylüyor. Yarışmacılar tariflerini hazırlamaya devam ederken birbirlerinden destek almayı da ihmal etmiyorlar. Kaynayan sütten birer kepçe yedirerek nişastalı karışımı sulandırın ve tencerenin içine su da yedirin. Ha, tamam. Şimdi mesela bundan o zaman bir kepçe alabiliriz bu tarafa. Cüneyt Bey 21 Ağustos 1993 İstanbul doğumlu. Bilgisayar programcılığı mezunu olan Cüneyt Bey şu anda uluslararası ilişkiler okumakta. Yarışmacılar çok dikkatli. Dünkü deneyimlerinden ders almışa benziyorlar. Bu akşam gün batarken gel. Bu akşam gün batarken gel. Sakın geç kalma erken gel. Yavrum geç kalma erken gel. Şeyma Hanım 1991 Diyarbakır doğumlu. Zamanını özel ders vererek değerlendiren Şeyma Hanım boş zamanlarında spor yapmayı, müzik dinlemeyi, tabii ki de yemek yapmayı seviyormuş. Yarışmacılar profiterol hamuru olan şu hamurunu birer birer fırına veriyorlar ve diğer hazırlıklarına devam ediyorlar. Daha yapmaları gereken çok işleri var. Senem Hanım 25 yaşında ve Denizli doğumlu. Kendisi mutfak benim için bir tutku ve vazgeçemeyeceğim kendimi bulduğum tek yer diye tanımlıyor. Zamanım varsa yap. Kutu mu? Yani nasıl bir... Yapan biri yok mu hazırda? Aslında. Hamuru yapan var mı arkadaşlar? Hamurun kıvamı neydi? Bu muydu? Benimki çok sıvı oldu sanırım. Yok yok o olmadı. Olmadı değil mi? Yok yok. Esra 10 Kasım 1981 Gebze doğumlu. Esra Hanım misafir ağırlamaktan ve yaptığı yemekleri misafirlerine sunmaktan çok zevk alıyor. Bunları atıyoruz. Hamurunun kıvamını sulu bulan Şeyma şu hamurunu yeniden yapmaya karar veriyor. Bakalım Şeyma zamanını iyi kullanıp tarifini yetiştirebilecek mi? Of. Salih Sadıkoğlu. Ailevi sebeplerden dolayı küçük yaşta iş hayatına atılan Salih Bey, Bursa'da hayatına sıcak mutfak aşçısı olarak devam ediyor. Mutfakta ummalı bir çalışma hakim.
Yarışmacılar bugün çok dikkatli, tariflerini doğru uygulamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ondan katıydı benimki. Katıydı değil mi? Ben çünkü katıydı. Fazla yumurta koydum. Şey, nişasta ne kadar koyuyorduk Allah'ım ya Rabbim? 75 gram. Dur şimdi, eyvah. Gel bakalım. Bu ne, bu ne? Mehmet Bey 12.4.1964 İstanbul doğumlu. Mehmet Bey evli ve bir oğlu var. Yarışmacıların birçoğu şu hamurunu hazırladı. Onlar hamurlarını tepsilere dizip fırına vermeye hazırlanırken Esra Hanım hamurunun tutmadığını fark ediyor. Arkadaşlar, daha büyük kepçe. Hamurum olmadı benim. Bak, olmadıysa yeniden yap. Yok. Esra Hanım şu hamurunu yeniden yapmaya hazırlanırken diğer yarışmacılar hazırlıklarına devam ediyor. İkinci kere hamurunun harcını hazırlayan Şeyma diğer yarışmacı arkadaşlarıyla aynı anda şu hamurunu fırına veriyor. Bir tencerede kremayı ısıtın. Kremayı ocaktan alın ve önceden kıyılmış çikolatanın üzerine dök. Sanırım bu sonucuydu. Yarışmacılar hazırlıklarına devam ediyor. Hamurlarını fırına veren yarışmacıların dikkat etmeleri gereken birkaç adım var. Kaç dakika pişirdin? Neye? Bunları. Benim... Hiç bilmiyorum. Ben bilmiyorum. İnan bana göz kararı gidiyor. Çok az pişirdin. Üstü kızarana kadar. Evet. Düzgün yuvarlak puflar elde etmeleri için küçük toplar sıkmaları gerekiyor ve fırına vermeden hemen önce hamurlarının üzerini su ya da yağ ile çok az ıslatmaları gerekiyor. Ya ben bu projektörü 2 dakikada yapıyordum ya. Burada yapamadım. Yarışmacılar profiterol tariflerinin hamurla ilgili kısımlarını tamamladı. Hamuru ikinci kez yapmış olmama rağmen sanırım arkadaşlarımla eşit gidiyorum şu an. Şu hamurları pişerken pastacı kremalarını da yaptılar. Şimdi çikolatalı sos yapıp profiterollerini tamamlamaya geldi. Zamanları da giderek azalıyor. Bakalım tariflerini zamanında tamamlayabilecekler mi? Profiterolü nasıl satıyorlar? Cıvık cıvık çikolata içinde hamuru gözüküyor mu? Gözüküyor. He? Gözüküyor. Profiterol aldığında. Burada da bak öyle göstermiş resmi. Neden öyle mi yapmak zorundayız? Ben öyle yaptım. Aha, güzel. Ama çikolata çok donuk oldu ya. Yarışmacılar profiterollerini hazırlamak için son hazırlıklarını yapıyorlar. Süreleri çok az kaldı. Birazdan jürinin karşısına çıkacaklar. Bakalım bu etabın sonunda hem sunum hem de lezzet olarak jüriyi etkilemeyi başaran kim olacak? Çok şükür kurtardım. Güzel bir şey oldu. İnşallah beğenirler. Son dokunuşlar. Profiteroller hazır ve süreleri biten yarışmacılar sunum masasına doğru ilerliyor. Hamuru yaparken aksilikler yaşadım. Çok kıvamı seyrek bir hamur oldu. Ve daha önce profiterol yapmamış olduğum için nasıl bir kıvam gerektiğini bilmiyordum. Fakat gözlemlerim yanlış olduğunu düşündürdü ve hamuru tekrar yapmak durumunda kaldım. Açıkçası profiterolü ben burada denedim. Yani daha önce profesyonel olarak yapmamıştım. Ve gayet de iyi oldu. Ben normalde profiterol süper yapıyorum evde. Gözüm kapalı yaptığım bir tarif. Tarifi görünce zaten çok mutlu oldum. Tamam dedim ya, bunu ben alacağım. Ama çok acele ettim. Malzemeleri birbirine karıştırdım. Acele ettiğim için hamurda bir talihsizlik oldu.